Evet, bugün ahir zamanda bizim nefsimizi mıknatıs gibi çeken günahlara karşı bir yöntem konuşacağız ve bu yöntem eğer kullanılır hayatımıza geçirilirse emin olun bütün problemlerimize, günahlarla ilgili o sancılarımız var ya, o çok zorlandığımız anlar, hani işte oralara muazzam bir merhem olacak. Şimdi bugün aslında ben böyle çok uzatmadan direkt ana temayı vereyim, onun üzerine konuşalım. Diyeceğiz ki nefsim zevk ve lezzet almak için Allah'tan kaçmak gerek yok. Bakın çok önemli. Neden Allah'tan kaçıyorsun ki? Neden Allah'tan yönünü çevirmeye çalışıyorsun ki? Senin lezzeti ve zevki sana ebedi vermeyi isteyen bir Rabbin var. Sırf lezzetlerin hatırı için nefsin Allah'tan yüz çevirmesine gerek yok. Bunu konuşacağız. Ama dikkat edin, bir cümle kullandık. Dedi ki senin lezzetleri ebedi vermek isteyen bir Rabbin var. Hah, işte burada nefis Allah'ı tanımadığından ona karşı suizan, yani kötü düşünceler besliyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz haramları, biraz belli başlı zevkleri kısıtlamasını görüyoruz. Yapmayın emirleri var Kur'an'da Efendimizin hayatıyla. Şimdi bunlara bakıyor ve diyor ki nefis, ya demek ki o zaman lezzet ve zevki vermek istemeyen bir Allah var, haşa. Kur'an'ın tam zıttı. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize anlattığının tam zıttı bir portre çiziyor. İşte buna suizan deniyor. Yani Allah hakkında kötü düşünüyorsun. Senin Rabbin öyle bir zat değil. İşte nefsi günahlardan çekmenin yolu aslında ona Allah'ın tanıtılmasıdır. Çok önemli bir nokta. Tabii bir derste çözülür mü bilmiyorum ama bu mihvalde derslerimiz devam edecek. Bugün sadece lezzet ve zevk üzerinden. Hadi bunu bir konuşalım, bir işleyelim bakalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Yani bizim zevk aldığımız neler var? Veya zevk olarak istediğimiz, bizim sırf onlara müptela olduğumuz için Allah'ı düşünmek istemediğimiz neler var? Bir düşünün, bir hayal edin bakalım. Ve bütün bunların hangisini Allah yaratmıyor? Çok önemli. La ilahe illallah buraya da müdahale eden bir manadır. Yani zevkleri de yaratan Allah'tan başka bir ilah yoktur. La ilahe illallah, kainatta ikinci bir müdahale yoktur, gerek de yoktur. Bir tane zerrenin, bir atomun olması bütün sistemin idaresiyle mümkündür der. Hatta Bediüzzaman'ın dersleri dinleyenler için hatırlayacaklardır. Çok güzel bir cümlesi var, ne diyor? Pirenin midesini tanzim eden Manzume-i Şems'i de o tanzim etmiştir. Muazzam bir mana. Yani pirenin o küçücük midesini ayarlayan, onun içindeki enzimi orada salgılattıran kimse, Samanyolu galaksisini, Manzume-i Şems'i de çeviren odur. Ya ne alaka? Çünkü pirenin küçücük midesi o Samanyolu galaksisiyle de alakadardır. Onu bilmeyen onu orada çekip çeviremez. Yani pirenin midesi, pirenin içinde bulunduğu ortam, mesela bu oda. Bu oda, dışarı çıkıyorsun, biz Antep'teyiz. Antep Türkiye ekosistemi. Türkiye dünyanın üzerinde. Dünya güneşin etrafında dönüyor galaksimizde. Bu galaksi diğer gezegenlerin de galaksinde bulunduğu bir evren içinde. Hatta o gezegenlerden bir tane dünyanın ötesinde bir küre gelip çarpsa, hatta yanımızdan böyle geçse belki bizi yörüngenimizden fırlatacak. Her şeyle bir bağlı. Yani ta oradaki kürelerden tutun, ta küçücük pirenin midesine kadar her şey birbiriyle makinenin şartları gibi alakalı. Ya bunu bize niye anlattın? La ilahe illallah demek, Allah'tan başka bu işlere müdahale edici biri olamaz, olursa sistem bozulur demek manasına da geldiğinden, küçücük pirenin midesini yapan, galaksiyi yapansa, senin zevk aldığın şeyleri yapan da galaksileri çevirenden başkası olamaz. Senin hoşlandığın o işte kız diyelim veya hanımlar için erkek diyelim, onun güzelliğinin donatılması ve o sistemin o kalıptan çıkmış gibi sana hoş gelmesini sağlayacak o mekanizmayı döşemek de ancak evreni elinde tutan bir zatın ürünü olabilir. Beşer üstü bir sistem ve teknoloji gerektiriyor bizim bütün varlığımız. Hatta dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın dahi serveti bir insanı anda hayatta tutmaya yetmiyor, değil mi? Çocuğu olsa bugün bütün servetini başlasa onu geri getiremeyecek. Çünkü bu donanım, bu güç yok. Hatta böyle bir sistem olsa muhtemelen diriltme projesi. Bütün yatırımını da ona yapar ama yok. Görüyoruz ki insan ötesi bir güçle an be an bütün sistem elinde tutularak, bütün sistem bir arada işlettirilerek bu işler dönüyor. O zaman soru şu artık. Zevkleri yaratan kim? Hazırı veren kim? Bütün bu güzellikleri döşeyen, kainata yerleştiren kim? Bizi cezbeden, bizi böyle kendine mıknatıs gibi çeken o hazların, o ortamların, o cins, karşı cinslerin güzelliğinin güzellik olmasını sağlayan kim? Ya bu içimizdeki arzulamayı sağlayan kim? Ahmet, içine bu hissi kim yerleştirdi? Senin ilminin yetmediği bu işi kainatta gözünün gördüğü kim yapabilir? Beşer üstü bir teknolojiyle ete hazanmayı yerleştiren Allah'tan başkası olamaz. La ilahe illallah.
E şimdi Allah bakıyorsun kainat bir haz diyarına döndü. Bir lezzet diyarına döndü. Bir parti, bir eğlence alanına döndü. Bakıyorsun her yerde bir lezzet yaratılmış. İşte damağındaki lezzet de. Yani sadece haramlı hazları değil, helal hazları da. Bakıyorsun bütün kainatta ayrı ayrı koku koku tatlı. Sarımsağın çıktığı yer ayrı. Portakalın, mandalinin çıktığı yer aynı. Ama bakıyorsun karışmadan ağzına geliyor ve bütün bu lezzetleri döşemekten daha önemlisi bunun da damağında, dilinde bunu tanıyabilmesi, o tad alma sistemi bütün lezzetlerden önemli bir şey. Etin içine yerleştirilmiş. Sen bunu bugün bu teknolojiyle başaramıyorsun. Her bir insanda, her bir hayvanda bu sistem yerleştirilmiş. Bütün bu lezzet almaları sağlayan kim? Hazları almayı sağlayan kim? Kardeş bunları niye anlatıyorsun dersen de senin sence lezzet haz almaya karşı gelen, istemeyen bir Rabbin var mı? Bu kadar hazı nasıl döşemiş ya? O zaman ısrarla şimdi konuyu birleştiriyoruz. Nefis ne yapıyordu? Zevk almak için Allah'tan kaçıyordu. Peki zevkleri kim yaratıyordu? Allah yaratıyordu. Peki o kaçtığı zevklerin Rabbi saltanatı elinde tutansa? Bak şimdi. Senin de içine bunları bitmemek üzere almak, sonsuz haz almak. Hani lezzetler bitince hayal kırıklığına uğruyoruz ya, sevdiğimiz bizi terk edince hayal kırıklığına uğruyoruz ya ve o hazları yaşadıkça tatmin olamıyoruz, sıkılıyoruz ya. Bunları ebedi bitmemek üzere almanı sağlayan kim? İçine bu donanımı kim yerleştirdi? Bakıyorsun hazları yaratan ebedi arzulamanı sağlamış. Suyu yaratan susuzluğu yaratmış, suyu arzulamanı sağlamış. Yemeği yaratan yemekleri arzulayabilecek bir iştah yaratmış. Haz ve zevkleri yaratan da haz ve zevkleri ebedi alma iştahı yaratmış. Acaba haz almanı değil de ebedi haz almanı isteyen bir Rabbin olabilir mi? Bak Allah'ı tanımak lazım. Ey nefis, kaçtığın yer onun. Sırt çevirerek gittiğin yer onun. Ve bitmesin istemek yine onun içine koymasıyla. Ve senin bunu sağlamanı, almanı sağlayacak yine o. Ve sen hazlardan dolayı niye Allah'tan kaçıyorsun? Eğer ebedi haz istiyorsan bunu verecek bir zat var. Seni bütün insanlığı diriltme kudretini elinde barındırandan başkası sana aradığın tatmin edecek o hazı veremez. Bakıyorsun seni de diriltmiş. Kainatı bir araya getirip topluyor. Bir baharda onca çiçeği, bitkiyi halk ediyor. Ölü toprağı diriltiyor ya. Ölü ağaçları diriltiyor. Bir insanı senede iki defa topluyor, bir araya getiriyor. Yılda iki defa, 40 yaşındaysan 80 defa, 20 yaşındaysan 40 defa. Bugün ölsen 41. yapamayacak. 500 kilo kaldırana 5 kilo kaldırabilir misin denmez. O zaman bütün saltanat, bütün insanları bir araya getirip defaatle dağıtıp toplayan, yenileyen, bir baharda kışın ardından bütün kainatı yenileyen, ölü toprağı ölü tohumla dirilten, seni de koysan diriltir ya. Şimdi bu gücü var, bu iştahı da var, bunu yapmak arzusunu da sana koymuş, Kur'an'da da beyan etmiş, peygamberler de göndermiş. Daha ne yapsın? Ebedi haz alman için daha sana ne yapsın? Şimdi burada bir parantez açacağım. Bu hazları Allah yaratıyor dedi. Ebedi alma isteğini de içimize ondan başkası koyamaz dedik. Ama bu dünyada kısıtlamış bizi değil mi? Yani şöyle bakıyorsun işte şu mesela bazı şeyler haram. İşte o haram, bu haram. Birkaç böyle haramları yerleştirmiş. Neden? Tekrar alalım. Lezzet vermek istemediğinden mi? Yoksa dikkat et. Bu kadar hazzı yaratan, arzulamanı yaratan ebedi almanı istiyor dedik. Acaba bu kısıtlamalarda bir hikmet olabilir mi? Senin benim anlayamadığımız, göremediğimiz. Gel bir bakalım. Bir doktora gidiyorsun. İşte ameliyatı alıyorsa seni kalp ameliyatı yaptı geldi. Dedin ki işte yoğun bakımda yatıyorsun. Dedi ki sana bir ay boyunca et yemek yok. İşte kolesterolün yükseliyor. İşte şu an sağlığına zararlı. İşte süt içmeyeceksin. Şunu yapmayacaksın. Koşmayacaksın. Bu kadar çok kısıtlama getiriyor ki. Hatta bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Hatta odana da kimse girmeyecek. Yakınların işte hemşirelerden başkası da giremez. Allah Allah. Bu kadar kısıtlamayı doktor yapsa dönüp der misin? Ya sen herhalde benim hiç lezzet almamayı, baksana yemeğimi bile kessin. Hiç lezzet almamı istemiyorsun. Sen zalim birisin mi dersin? Yoksa ya bütün bu kısıtlamalar aslında benim ölmemem ve ölmeyerek aslında daha fazla bu lezzetleri tadabilmem için. Değil mi? Ölmezsen, oradan sağ salim çıkarsan o aradığın, o kısıtlanan her şeyi daha fazlasıyla alabilirsin. İşte doktor bile sana yapma derken bir amaç barındırıyorken, lezzet almanı bu kadar isteyen bir zat az önce anlattım. Seni kısıtlarken bundan mahrum ol diye değil, bunu ebedi al diye kısıtlıyor. Neden? Çünkü sen o lezzetlerle sana bunu ebedi verecek zatı unutuyorsun. İşte bu haramlar da bir nevi senin perhizin oluyor ve bu perhizle aslında sen ebedi has kazan diye bir kısıtlama var. Allah'ın bir ismi de mürebbidir, eğiticidir. Allah kullarını eğitir. Yani Ebu Bekirleri alır, belli bir kainatın unutamadığı hepimizin dillerine destan Ebu Bekir'i sıddık yapar, iman davasının baş kahramanlarından biri yapar. Ve Ebu Bekirlerle Ebu Cehilleri ayırır.
vardır. Bir sat komandosu eğitmeni gibi çürük potansiyelde psikolojisi, fıtratı, gücü bunu dayanmayana dayananları belli bir idmanla ayırır ki kaliteli askerler ortaya çıksın. İşte Cenab-ı Hak da bu ortaya koyduğu bir nevi spor alanındaki o engeller gibi veya bazı işte sınavdaki sorular gibi koyduğu bu sistemle kaliteli kulları ayırıyor. O yüzden bir hikmeti de bu ama özünde bu ayrımın neticesinde kullarını mükafatlandırmayı çok isteyen bir Allah'ımız var. Müşvik yani kullarına çok iştahlı, çok üzerine düşkün. Bir annenin çocuğunu emzirmesinden daha fazla düşkündür Allah kullarına. O annenin çocuğunu emzirme arzusu da Allah'ın şefkat tezgahından o sineye dokunmuştur. Varın siz hesap edin. Velhasıl kelam. Ey nefsim, neden Allah'tan kaçıyorsun? Neden, ne için, hangi sebeple Allah'tan kaçıyorsun? Allah'tan kaçmana sebep olan hangi şey Allah'ın değil ve hangisini Allah sana ebedi vermek istemiyor? İşte burayı anlarsan ki bu az önce yapmaya çalıştığımız gibi Allah'ı tanımakla olur. O zaman aslında Hazreti Osmanlar, Hazreti Ebubekirler gibi dünyadan elini çekmenin aslında neyi kazandırdığını görür ve Allah'a iştah duyarsın. Bu fırsatı kaçırmak istemez. Bırak Allah'a sır çevirmeyi, fefirru ilallah, Allah'a koşarsın. O yüzden zevk almak isteyen Allah'ı tanısın. Çünkü tanımayan Allah'a da koşamaz. Tanıdıktan sonra da fefirru ilallah.